Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf Arapça dersine hoş geldiniz. 4. ünitenin 1. dersinden kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sayfa 79'dan. Haydi gezelim ve keşfedelim de arkadaşlar. Bu dersimizin konusu. Sayfa 79'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videolarımızı oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Hazırsak haydi Bismillah dersimize başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İkra el cümelel atiye. İkra oku. El cümelel atiye. Aşağıdaki cümleleri oku. Vada koy. Alamet sah. Doğru işareti koy. Emamel cümle sahihe. Doğru cümlenin önüne doğru işareti koy. Ve alametu hata. Hatiye. Emamel cümle el hatiye. Hatalı cümlenin önüne çarpı işareti koy. Hasebel hivari sabik. Geçen metne göre, geçen alıştırmalara göre, geçen metne göre arkadaş, diyaloğa göre pardon, diyalog el hivar. Şimdi bakarsak Neriman haselet aldı. Alette şira vize. Vizeydi arkadaşlar bu. Vize aldı. Neriman haselet alette şira min ecli için es sefer yolculuk için seyahat için ilel Cezayir Cezayir'e yolculuk için Neriman Cezayir'e yolculuk için vize aldı. Doğru mu? Doğru. Setüsafiru Neriman seyahat edecek, yolculuk yapacak. Fil udle, tatilde. Udle kelimesi tatil arkadaşlar. Fil udleti. Arkadaşlar fi deda. Bakın bu ibareden sonra gelen bütün kelimelerin son harfi arkadaşlar esre oluyor. Arapçada son harfler değişir arkadaşlar. İlel İstanbul le. Bunun değişmez. Neden? İlade de değişir aslında ama gayrimusariftir arkadaşlar. İla İstanbul le. İstanbul'a. Tatilde İstanbul'a seyahat edecek. Kim? Neriman. Ve ila Antalya. Ve Antalya'ya seyahat edecek. Şimdi Neriman tatilde İstanbul'a ve Antalya'ya seyahat edecek. Doğru mu? Hayır. Cezayir'e gidecek arkadaşlar. Faize'ydi. İstanbul'a ve Antalya'ya gidecek olan. Hemen metnimizi hatırlarsak bakın o gidecekti arkadaşlar. Faize'ydi oraya gidecek olan. Neriman Cezayir'e gidecekti. Dolayısıyla yanlış. Tücedi bulunur. Fi İstanbul. İstanbul'da. El kesir. Çok. Minel emakini tarihiye. Tarihi mekanlardan çok bulunur. İstanbul'da tarihi mekanlardan çok bulunur. Doğru mu? Diyaloğumuza göre evet. Tücedi bulunur. Fi İstanbul. İstanbul'da el kesir çok. Minel emakini tarihiye. Tarihi mekanlardan çok bulunur. Doğru. La yücedi. Bulunma. La yücedi. Yok. Cevval. Cep telefonu. Hadis. İnde faize. Faizenin yanında modern cevvalun hadisun la yucedu cevvalen cevvalun hadisun yok arkadaşlar şöyle cevvalun hadisun la yucedu yok yucedu var la yucedu yok cevvalun hadisun modern diye çevirebiliriz modern bir cep telefonu yok inde yanında faizenin yanında arkadaşlar bu inde başta gelirse var cümlenin ortasında geldiğinde ise yanında anlamı katıyor. Faizenin yanında modern bir cep telefonu yok. Vardı arkadaşlar. Kamera almasını söylediğinde cep telefonum var demişti. Modern bir cep telefonum. Onunla çekeceğim demişti. Dolayısıyla yanlış. Seteltekidu. Seteltekidu. Müzari fiilin başına gelen sini bir daha hatırlatalım. Gelecek zaman seteltekidu. Çekecek. Faize. Faize. Bade suver. Bazı resimler çekecek. El cemile. Güzel. Bazı güzel resimler çekecek. Fi İstanbul, İstanbul'da ve Antalya'da. O zaman arkadaşlar faize İstanbul'da ve Antalya'da bazı güzel resimler çekecek. Doğru muydu? Doğru arkadaşlar. Faize İstanbul'a gidecek. Neriman Cezayir'e gidecek. Evet geldik. Sil eşleştir. Beynet tabirat fil mecmua. Yani bu iki ibaredeki yani A ve B'deki arkadaşlar burada A diyelim B diyelim veya Elif veya B de diyebilirsiniz. Bu iki ibareyi eşleştireceğiz. Elif ve ma'naha fil mecmua kema fil misal. Örnekteki gibi Elif ve B'yi onun mecmuadaki manaları bir dakika. Sil beynel tabirleri eşleştir fil mecmua. Bu mecmuadaki ibarelerdeki ve manahe ve manalarını mecmuadaki tabirleri ve manalarını diyor eşleştir diyor örnekteki gibi arkadaşlar. Yani buradaki tabir ve manaları eşleştireceğiz.
Arkadaşlar ya'melu örneğimiz şu. Tektubu yazıyor. Yazıyor. Vacibatiha ödevini. Kimin ödevini? Onun ödevini yazıyor. Arkadaşlar bakın bu aynı anlama gelen kitabetun vacibatiha. Kitabetun vacibatiha ödevini yani onun ödevini yazıyor veya ödevi yazmak. Şimdi arkadaşlar buradaki fiil, buradaki ibaremiz müzari bir fiil. Yani yazıyor veya yazar olarak değerlendirebiliriz. Buradaki ise bizim fiilimizin mastarı. Bu mesela bunun başına ben hiye veya ene bir bayan söylemiş olsaydı ene olurdu. Ene katibetun vacibeti ödevimi yazıyorum. Şöyle diyelim. Şurada birkaç örneğimizi gösterelim. Bu alıştırmayı yapmadan bunu işin mantığı arkadaşlar ne olduğunu şöyle nerede değinebiliriz? Hemen bir yorum kutusu açalım. Bir beyaz bir sayfa açabiliyor muyuz? Ona bir bakalım arkadaşlar. Şöyle metin kutusu. Bu büyüyor mu diye bakıyorum ama arkadaşlar bir saniye. Kusura bakmayın. Şöyle arkadaşlar ben şuradan daktilomu alıp şuraya şöyle bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar şöyle buradan aldık daktilomuzu Arapçaya çevirdik. Mesela arkadaşlar şöyle bir cümle şuraya yazalım. Huve yezhebu bakın huve yezhebu gidiyor yezhebu o gidiyor. Bakın müzari fiil. Nereye? İlel medrese. O okula gidiyor. El medrese. O okula gidiyor. Ben bu ifadeyi aynen şu şekilde de mesela o okula gidiyor. Bu ifadeyi şu şekilde de verebilirim. Huve zahibun. Yani bu mastar arkadaşlar aynı ibareyi. Huve zahibun ilel medrese. Aynı ibareyi aynı anlamı sağlıyor. Mastarı kullanmak. Yani biraz da arkadaşlar fiili kullanmaya göre daha pratik. Yani şöyle işte fiilin çekimini hatırlayamadın diyelim. Ya, Araplar ana dilde arkadaşlar müzarisini de kullanıyorlar. Hatta bazı yerlerde bu mastarın kullanımı daha yaygın. Huve zahibun ilel medrese. İkisinin anlamı da o okula gidiyor. Huve yezhebu ilel medrese. Huve zahibun ilel medrese. Bayan olsaydı bu arkadaşlar ne olacaktı? Hiye mastarı zahibetün olacaktı. Hiye zahibetün. Zahibetün ilel medrese. İlel medrese. Arkadaşlar konu anlaşılsın diye önce bir anlatayım burayı dedim. Ondan sonra alıştırmamızı yapalım. Buradaki alıştırmamızın amacı ne olduğunu medrese. Şimdi bakın burada şu bölümü arkadaşlar artık yazmadım. Hemen şurada mesela şunu göstereyim size. Şuradan aldım. Huve yezhebu ilel medrese. O okula gidiyor. Ben bayan için bunu söyleseydim hiye olarak burada şu zamiri değiştirdiğimde o zaman fiilimin çekiminde de T koyacaktım başına. Ve şöyle daha önceki derslerimizde huve yektubu hiye tektubu ene ektubu nahnu nektubu ente tektubu enti tektubine ene ektubu nahnu nektubu diye arkadaşlar müzari fiili yapmıştık. Mazi fiilde yapmıştık bu şekilde daha önceki derslerimizde 9. sınıf Arapçada 10. sınıf Arapçada zaman zaman dile getirdik. Şimdi bakarsak huve yezhebu o gidiyor ilel medrese. Hiye'yi koyarsam hiye tezhebu ilel medrese o okula gidiyor. Şayet fiili kullanmadan fiil çekimi yapmadan o okula gidiyor. Aynı anlamda huve zahibun ilel medrese. Ama müennes olduğunu belirtmem için hiye zahibetun sonuna bakın T koydum. Hiye zahibetun ilel medrese o okula gidiyor. Şayet mesela ben okula gidiyorum deseydim arkadaşlar ben okula gidiyorum deseydim buradaki hüveyi kaldırır başa ne koyardım? Ene koyardım. Ene. Ene'yi başa koyardım. Ene'yi başa koyardım. Ene ne demekti? Ben. Şimdi
Bu eneyi başa koyduğunda arkadaşlar bunu cümleyi söyleyen erkekse ene zahibun ilel medrese. Ben okula gidiyorum. Bayansa ene zahibetun ilel medrese. Mesela gadimün ibarelerini daha önce gördük. Ene gadimün ilel medrese. Okuldan geliyorum. Bayansa söyleyen ene gadimetun ilel medrese. Bu işin mantığı arkadaşlar bu. Ama ben bir fiili nasıl mastar yaparım? Örnek vereyim arkadaşlar. Mesela mazi fiil ketebe. Ketebe yazmak. Yazdı yani. Katibün birinci harften sonrasında araya bakın. Her fiilin mastar kalıp bazen değişebilir. Katibün. Yazan. Bakın katibün. Zehebe gitmek gitti. Zahibün giden. Bunu fiil olarak cümle olarak kullanırsam gidiyorum anlamında. Yani arkadaşlar bu mastarlar şimdiki zaman yani şimdiki zaman müzari fiil gibi kullanılırlar. Katibün. Mesela ene katibün vacibeti ödevimi yazıyorum anlamında kullanabilirim. Mesela ene ektubu yerine ben şöyle şurada bir ibareyi daha gösterelim. Mesela arkadaşlar ene ektubu yerine şöyle göstereyim burada. Ene ektubu. Bakın müzari fiillerde ketebe yektubu ektubu. Ene ektubu yerine ben bu alt bölümde ene katibun diyebilirim. Bayansa ene katibetun diyecek. Sonuna t ekleyecek. Ene katibun. İkisi de yazıyorum. Müzari fiil görevi görüyor bu mastarlar. Cümlemizin içerisinde. Peki mastar yaparken işte bakın arkadaşlar ya'melu şurada bakarsak burada hemen kalemimi tekrar alayım. Ya'melu bakın fiilimizin kökeni müzarat harfini attığımda amile fiile amile yaptı yani çalıştı. Amil çalışan amil yani birinci harften sonrasında arkadaşlar şunu saymıyorum buradaki müzarat harfi amil çalışan yani çalışan. Bunu cümle içerisinde ene amilüm. Ben işçiyim, çalışıyorum. İşçirke bu şekilde kullanın. Tezebu müzarat harfi bu arkadaşlar. Attık zehebe. O zaman zahib giden. Birinci harften sonrasında bakın hep elif getiriyorum. Zahib yani mastar. Zahib. Haraca çıktı. Bu T harfi arkadaşlar fiil çekiminde olan yani şimdiki zaman eki olarak düşünün ya da geniş zaman eki gibi düşünün. Türkçede ne? Gitmek, gidiyorum. Yorum ne? Buradaki zaman eki. Şimdi bakarsak harece hariç, çıkan, hariç, çıkan. Bakın birinci harften sonrasında birinci harflerden sonra hep bir elif koyduk mastarımızı oluştururken. Yani ismi failimizi oluştururken mastar diyorum arkadaşlar. İsmi failimizi oluştururken özür diliyorum. Şimdi sefera müsafirun arkadaşlar başına mim koyuyoruz. Bu müzare tarifini attık. Müsafirun müsafirun müsafirun. Ne oldu? Mimi koyduk. Yolcuyum. Yani yusafiru. Yol müsafir yolcu. Yani ismi faalini. Ketebe yektubu tektubu. T'yi attık. Katip. Biraz önce göstermiştik. Katip. 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 Şimdi arkadaşlar şurada tekrardan şöyle bir özür diliyorum. Şu bölüm için. Dedim ki biraz önce burada mastar dedim. Yani ismi fail kalıbına. Arkadaşlar yani şöyle düşünün. Feale fiili. Feale ismi fail kalıbına koyarken fiilimizi feale yaptı. Ne yapıyoruz? Birinci harften sonrasında mazi fiilin birinci harfinden sonra elif koyuyoruz. Fe-ilün. Sülasi fiillerde bu şekilde yapıyoruz. Yaptı, yapan. Bunu müzari fiil yerine kullanabiliyoruz. Gelirsek örneğimize gelirsek gençler. Şimdi mesela ya'melü çalışıyor. Fil müsteşfa hastanede çalışıyor. Şimdi amilün fil müsteşfa. Amilün fil müsteşfa. Hastanede çalışmak diyebilirim ben burada. Hastanede çalışmak. Ama bunun başına ene, huve gibi ibareler getirirsem mesela huve o amilün fil müsteşfa hastanede çalışıyor.
Geldim. Tezhebu ile medrese. Okula gidiyor. Kim? O. Şimdi zaibetün ile medrese. Okula gitmek veya okula gidiyor. O zaman burada bakın müennes olduğu için hiye'ye göre olduğu için başına mesela hiye o okula gidiyor. Hiye zaibetün ile medrese. Okula gitmek veya o okula gidiyor. Geldim. Tahrucu minel beyt. Evden çıkıyor. Evden çıkmak. O evden çıkıyor. Hiye. Müenneslerde bakın hep sonuna T geldi. Buraya bakarsam müsafiru bit daira. Uçakla seyahat ediyor. Müsafirun bit daira. Uçakla yolculuk yapmak veya uçakla yolculuk yapıyor. Burada hüve. Hiye'ye göre olsaydı ne diyecektik? Müsafiratun diyecektik buraya. Geldik arkadaşlar. Burada şu bölüme bakarsak tektübü yazıyor. Vacibetiye. Kim? O ödevini yazıyor. Katibetün vacibetiye ödevini yazmak veya ödevini yazıyor. O zaman hiye katibetün. Arkadaşlar bu kullanım, buradaki kullanım müsarif fiil durumuna göre daha pratik ve hatta bazı durumlarda daha yaygın. İsmi fail kalıbı. Aynı ibareyi farklı iki şekilde söyleyebiliyoruz. Bak ya amelü fil müsteşfa hastanede çalışıyor. Amelü fil müsteşfa hastanede çalışıyor. Tezhebü ilel medrese okula gidiyor. Tezhebü ilel medrese. Zâibetün ilel medrese. Okula gidiyor. Tahrucu minel beyt. Evden çıkıyor. Hariciyetün minel beyt. Evden çıkıyor. Nasıldı kalıbımız? Hemen birinci harften sonrasında araya elif koyuyorduk. Yusafiru bit daire. Uçakla yolculuk seyahat ediyor. Uçakla yolculuk ediyor. Yani müzari fiil kalıplarını kullanıyoruz. Tek tübü vacibetiya ödevini yazıyor. Kâdibetün vacibetiya ödevini yazıyor. Veya ödevini yazmak gibi anlamlar taşıyor. Ödevini yazma. Şimdi amilün yedrusu amil işçi. Amile çalışmak amilün çalışan yani işçi. Yedrusu yedrus ne? Arkadaşlar yedrusu fiili ders çalışmak veya okumak. Buradaki sin pardon buradaki nun harfi ise hunne yedrusne müzari fiil çekimindeki hunne o bayanlar anlamında o bayanlar çoğul kalıbındaki şuradaki fiilimizin sonuna gelen zaman eki. Ma ecmeleha ne güzel. Kadimün dönmek dönüyor. Müsafirat müsafirun neydi arkadaşlar? Yani yolculuk yapanlar. Yasilü ulaşmak. Bakarsak sadiki arkadaşım el-en şu an kadimun dönüyor. Sadiki el-en arkadaşım kadimun dönüyor. Min medineti şehirden el-İskenderiye İskenderiye şehrinden dönüyor. Arkadaşım şu an İskenderiye şehrinden dönüyor. Ve huve seyasilu. O seyasilu. Varacak, ulaşacak. Ba'de sa'a. Ba'de sa'a. Bir saat sonra. Ba'de sonra demek arkadaşlar. Ba'de sa'a. Bir saat sonra ulaşacak. Müzari fiilin başına gelen sin. Ecek acaktı. Ve se'entezliru. Ve se'entezliru. Ve entezliru. Hı, onu bekleyeceğim. İntezara yentaziru beklemek. Ve se entaziruhu onu bekleyeceğim. Fi mataril kahire. Matar ril kahire. Kahire havaalanında onu bekleyeceğim. Gable. Gable önce. Galil az önce. Arkadaşlar kelimeleri öğrenirken mutlaka zıttıyla yazın. Galil önce. Ba'de pardon galil arkadaşlar az kesir çok. Gable önce ba'de sonra zıtlarıyla öğrenirseniz mesela gable'yi hatırlayamadın. Ba'denin zıttı olduğunu biliyorsun. Buradan hemen çağrışım yapar. Kesiri hatırlıyorsun ama galili hatırlayamadın. Ama kesirin zıttı olduğunu biliyorsun. O zaman hemen kesir çok galil az. Az önce veda'tu vedalaştım. Uhti kız kardeşimle veda'tu uhti kız kardeşimi vedaatu uhti vedaatu uhti Fatime ve sadikatiha Hatice ve Semira ve Amine kız kardeşimle vedalaştım Fatma kız kardeşim Fatma ile vedalaştım ve onun arkadaşı Hatice ve Semire ve Amine ile vedalaştım ve hünne onlar ve hünne onlar
Müsafirat. Yani burada arkadaşlar artık fiili kullanmamış. Bakın neyi kullanmış? İsmi fail kalıbını. Onlar müsafirat. Seyahat edecekler. Normalde ne demesi lazımdı? Yusafiru, yusafiru, yusafirne demesi lazımdı. Onlar yani seyusafirne demesi lazımdı. Onlar seyahat edecekler. Nereye? İla İstanbul, İstanbul'a. Niçin? Min ecli, için. Diraseten lugatet Türkiye. Türkçe yani okumak için, Türkçe öğrenmek için diyebiliriz. Onlar İstanbul'a Türk dili okumak, öğrenmek için seyahat edecekler. Ve hünne, onlar yedrusne, okuyorlar. Hünake, orada. Münzü, den beri. Selasete eşhur, 3 aydan beri. Eşhur, ay. Selase, 3. 3 aydan beri orada okuyorlar. Yedrus'u okumak, ders çalışmak. Ra'eytü, gördüm. Suver, resimler. İstanbul, İstanbul resimlerini gördüm. İndehunne, onların yanında. Yani onlar da İstanbul resimlerini gördüm. Ma ecmelehe, ne kadar güzel. Emme ahi, fakat erkek kardeşim Ahmet. Emme arkadaşlar, emme şöyle, emme ama lakin fakat anlamlarını da çevirebiliriz arkadaşlar. Emme fakat ahi, erkek kardeşim Ahmet. Fehüve amilun, işçi, çalışıyor. Burada işçi demiyoruz artık, çalışıyor. Fi şirketi, şirkette çalışıyor. Normalde arkadaşlar bu ismi fail kalıbını şayet kullanmasaydı ne diyecekti? Yağmelü diyecekti buraya. Onun yerine amil. Fehüve amilun fi şirket, şirkette çalışıyor. Gıdaiye, gıda, yiyecek arkadaşlar. Gıda, yiyecek şirketinde, yiyecek şirketinde çalışıyor. Hünake, orada. Fakat erkek kardeşim Ahmet orada yiyecek şirketinde çalışıyor. Bu şekilde burayı yaptık. Et-tedribat. Et-tedribat, alıştırmalar. Bir önceki alıştırmaların arkadaşlar bu defa hani müzekkerlik müennessik yönünden tam tersi olarak burada da aynı alıştırmanın benzeri. Mana olarak aynısı ama bu defa biraz öncekinde gadimün demiştik. Sadigi demişti. Burada sadigati. Sadigati yani kız arkadaşım, yani burada sadigi dediğinde bir erkekten bahsediyordu. Burada sadigati, arkadaşım şu an gadimetün. Neden? Kız olduğu için burada gadimün demiyoruz artık, gadimetün. Geliyor. Min Medinetil İskenderiye. İskenderiye havaalanından geliyor. Biraz öncesinin aynısı olduğu için arkadaşlar sadece değişen yerlere göre onları göstereceğim. Mana olarak aynı ama bir müzekkerlik müennessik, yani erillik dişillik, kız erkek farkı var. Ve hiye setasilu ba'de saat. Ba'de saat. Bir saat sonra ulaşacak. Yani varacak, ulaşacak. Ve setenziruha, onu bekleyeceğim. Fi metaril Kahire. Kahire havaalanında onu bekleyeceğim. Kable galil, az önce. Vetta'tu ahi Hasan. Kardeşim Hasan'la vedalaştım. Ve estigaihi, onun arkadaşları Ahmet, Recep, Halit. Onun arkadaşları Ahmet, Recep, Halit. Yani erkek kardeşim Hasan'la ve onun arkadaşları Ahmet, Recep, Halit'le az önce vedalaştım. Ve hüm müsafirun ila İstanbul. Onlar İstanbul'a gidiyorlar. Min ecli, için. Diraseten lugate Türkiye. Türkçe okumak, öğrenmek için. Ve hum yedrusune. Ve hum yedrusune. Onlar yedrusune okuyorlar. Hünayke, orada. Münzü den beri. Selasete eşhur, 3 aydan beri orada okuyorlar. Ra'aytü, gördüm. Ra'aytü, gördüm. Suverin İstanbul, İstanbul resimleri. İndehum, onların yanında. Ma ecmelehe. Ma ecmelehe. Şuradan getirdiğimiz, ne kadar güzel. Onların yanında İstanbul resimlerini gördüm. Ne kadar güzel. Emma ahi, fakat lakin erkek kardeşim Ahmet. Fehuve musafirun ila Katar. Katar'a gidiyor. Seyahat ediyor.
Fehüve o amilün fi şirke o çalışıyor. Çalışıyor veya burada işçi de diyebiliriz. Fehüve amilün fi şirke gızaiye hunake orada yiyecek şirketinde çalışıyor. Bu şekilde arkadaşlar burayı da yaptık. Bu derste bizim öğrendiğimiz husus arkadaşlar şu. Tekrar ediyorum bakın ismi fail kalıbı yani feale fiil arkadaşlar yaptı feale yaptı failün yapan failün yapan. Failün yapan. Ketebe yazdı. Katibün yazan. Şu ibareyi müzari fiil yerine arkadaşlar kullanabiliyoruz. Ketebe yazdı. Katibün yazan. Yani yazıyor derken huve yektubu yerine huve katibun de diyebiliyoruz. Bu dersimizde bunu işledik. Mesela hiye tektubu yerine hiye katibetun diyebiliyoruz. Şuradaki örneklerimizde tekrar şurayı hatırlatacak olursak bakalım. Bakın akılda kalıcı olsun. Yani arkadaşlar huve yezhebu ilel medrese o okula gidiyor veya hiye tezhebu ilel medrese o okula gidiyor yerine huve zahibun veya hiye zahibetun müzari fiil yerine bu ismi fail kalıbını kullanabiliyoruz. Evet. Buraya geldik. Sil beynel mecmuateyni kema fil misal. Sil eşleştir beynel mecmuateyni. İki ibareyi kema fil misal örnekteki gibi iki ibareyi eşleştir. Eyyel elvan ecmel. Eyyü hangi renkler ecmel daha güzeldir? Hangi renkler? Eyyül elvan ecmel. Hangi renkler daha güzeldir? El ahmer vel ahdar ev vil ezrak. Yani burada hangi renkler daha güzeldir diyor. Arkasından yani bir soru daha yöneltiyor. Ahmer ya da kırmızı, yeşil ya da mavi hangisi diye arkadaşlar. Hangi renkler daha güzeldir? Ahmer, kırmızı ya da yeşil ya da mavi. El ahmer, el ahtar, evil ezrak ya da mavi. Ma ecmel hazel manzar. Bu manzara ne kadar güzel. Ma ecmel hazel manzar. Şimdi bakarsa 2. İnnehu muhakkak ki manzarul bahri deniz manzarasıdır. İndel mesa akşamleyin. Buradaki akşamleyin. Akşamın yanında demiyoruz. Akşamın katında demiyoruz artık. Akşamleyin. İndel mesa akşamleyin. Deniz manzarasıdır. Muhakkak ki o manzarun manzaradır. El bahru denizin manzarasıdır. İndel mesa akşamleyin. Geldik 3'e. Ma ra'yuke. Arkadaşlar burayı daha önce görmüştük. Ne düşünüyorsun? Ne dersin? Arkadaşlar ne dersin? Kalıbı. Karşı tarafa bir öneride bulunduğumuzda fikrini sorarken. Ma ra'yuke ne dersin? Fis sefer. Seyahate. İla İstanbul. Yani İstanbul'a seyahate, yolculuğa ne dersin? 3. Fikratun ra'ye. Harika bir fikir. Harika bir fikir. Hel hunne seyusafirne. Hel hunne onlar seyusafirne. Arkadaşlar yusafir burası fiilimizin müzari kökü. Buradaki de bunun bayan çoğul olduğunu gösteriyor. Bakın şurada zaten hünne onlar demek. Hel hunne seyusafirne onlar sin harfi de gelecek zamanda. Onlar seyahat edecekler mi? Onlar seyahat edecekler mi? Kim onlar? Bayanlar. 4. Devam ediyor. Bakın bitmemiş. İle Tunus, Tunus'a fil udle tatilde Tunus'a seyahat edecekler mi? Seyahat edecekler mi? Onlar tatilde Tunus'a seyahat edecekler mi? Eyne tegavu? Arkadaşlar eyne tegavu nerede bulunur karıl bu demek. Tegavu bulunur. Eyne tegavu nerede bulunur? Medinetü Vahran. Vahran şehri nerede bulunur? Vahran şehri nerede bulunur? Fil Cezayir. Cezayir'de. Fil Cezayir. Cezayir'de bulunur. Geldik buradaki alıştırmamıza. İmla el feragat bil kelimatil münasibe minel kelimatil atiye. Aşağıdaki kelimelerden uygun kelimelerle boşlukları tamamla.
Ma ra'yuke ne dersin? Ma ecmele ne kadar güzel. Min ecli için. Bu ibarelerin anlamlarını. Ma ecmel ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Şaşırma ifadesi belirtirken ne kadar güzel. Güzel. Kalıp arkadaşlar. Ma ra'yuke ne dersin? Ne dersin? Bin nisbetili bana göre ibaresi. Bin nisbeti e göre. Yani arkadaşlar buradaki bin nisbeti leke sana göre. Bin nisbetili bana göre. Bin nisbeti lehu ona göre. E göre diyelim arkadaşlar. E göre. Yani burada zamir vermediği için e göre. Ma ecmel ne kadar güzel. Manzarul bahru deniz manzarası. Ma ecmel manzarul bahri deniz manzarası ne kadar güzel. Fi medineti İstanbul. İstanbul'da İstanbul şehrinde deniz manzarası ne kadar güzel. Bin nisbetilehe onun için ona göre tufaddilu en tedruse yani ona göre onun için tufaddilu tercih ediyor en tedruse okumayı fi kısmin lugatel arabiye Arap dilinde hani Arap dili edebiyat Arap dilinin bölümünde okumayı tercih ediyor. Ona göre Arap dili bölümünde okumayı tercih ediyor. Ma ra'yuki ne dersin? Fis sefer seyahate yolculuğa ila Medine-i Trabzon Trabzon'a yolculuğa ne dersin? Fil udleti ya Zeynep. Zeynep tatilde Trabzon'un şehrine yolculuğa seyahate ne dersin? Mera ülke ne dersin ifadesiydi. Ne düşünürsün ne dersin? Yuridu Talha. Talha istiyor. El husul. Husul elde etmeyi. Yuridu Talha el husul alet teşira. Teşira neydi arkadaşlar? Vize. Diyalogumuzda geçmişti daha önceki diyaloglarda. Min ecli için es sefer ila Almanya. Almanya'ya seyahat için vize elde etmeyi istiyor. Talha Almanya'ya yolculuk seyahat için vize almayı istiyor. Husul hasale fiili arkadaşlar elde etmek veya almak anlamında kullanabiliriz. Tekrar okuyorum. Yuridu Talha husul alet teşira min ecli sefer ila Almanya. Geldik buraya. Sil beynel mecmuateyni iki ibareyi arasında eşleştir. Sümme sonra üktüp ettabir sonra tabirleri yaz. Kamilen fil feragat yani el münasibe uygun boşluğa tamamen yaz. Kemal fil misal örnekteki gibi. Arkadaşlar örneğimiz şu. Bakalım bu örnek. Şöyle bakarsak Kadimun geliyor. Kim? O. Yani buradaki müzekker olduğunu sonunda T olmadığından anlıyoruz. Geliyor. Min Dimeşki. Yani Dimeşk arkadaşlar Şam. Şam'dan geliyor veya Şam'dan gelmek. Şam'dan geliyor. Bakarsak buna Müsafirun ila İstanbul. İstanbul'a seyahat ediyor. Bunu da arkadaşlar ben yazmadım. 1, 2. Buraya direkt yazacağız arkadaşlar bu ibareyi. Müsafirun ila İstanbul. İstanbul'a seyahat ediyor. Amilun fil müsteşfa. Hastanede çalışıyor. Veya hastanede çalışan. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Hastanede çalışıyor veya hastanede çalışan da diyebiliriz. Amilun fil müsteşfa. Hastanede çalışan. Müdafiu anil vatan. Vatanı koruyan veya vatanı korur. Vatanı koruyan veya vatanı korur. Vatanı korur veya vatanı koruyan. Şair hisseden. Yani şaara hissetmek, şair hisseden. Bil ferahi sevinçli ve surur mutlu. Yani bil ferahi ve surur sevinçli ve mutlu hisseden. Yani sevinçli ve mutlu hisseden buraya yazıyoruz veya sevinçli ve mutlu hisseder. Evet arkadaşlar şurada bakın bir tane daha mesela hatırlatayım. Şöyle bakın zehebe şöyle yapalım hatta arkadaşlar hemen dersi bitirmeden öncesinde şu şekilde bir dakika silgimi alayım. Yorum buraya. Mesela şurada boşluğumuza şöyle bir hemen bir iki cümle. Mesela bakın.
Bakın hüve ketebe. Hüve ketebe o yazdı. Bakarsak hüve ketebe o yazdı. Sonra hüve yektübü o yazıyor. Yektübü o yazıyor. Hüve ketebe o yazdı. Ha, şunları oraya koymayayım da son arkadaşlar oraya ait zannedilmesin. Hüve ketebe o yazdı. Hüve yektübü o yazıyor. Şimdi buraya bakarsak hüve katibun ödevini yazıyor. Arkadaşlar müzari ile aynı anlamı taşıyor. Hüve katibun. Geldim buraya mesela hiye ketebet yazdı. Hiye tek tübü yazıyor. O yazıyor. Hiye tek tübü. Hiye tek tübü yazıyor. Hiye katibetün o yazıyor. Yani arkadaşlar ismi failler müzari fiil anlamında kullanılır. Tekrar ettik. Şöyle mesela katibun şuraya yapayım mesela. Şöyle bir ibare gördün. Katibun vacibuhu. Bakın ve ci bu hı. Ödevini yazan, katibin vacibi, ödevini yazan veya ödevini yazıyor diye de bir ibare bu şekilde görebilirsin. Geldim bir tane de şuraya. Katibetün vacibetiye ve ci ve ti ha. Bu şekilde bir ibareyle de karşılaşabilirsin. Ödevini yazan veya ödevini yazıyor anlamında müenneslerde sonuna T geliyor. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşünceye dek sayfa 82'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Derslerinizde başarılar. Allah zihin açıklığı versin. Rabbim ilminizi arttırsın. Sürçü lisan ettiysek bazen çekimde arkadaşlar ufak tefek hatalar olabiliyor. Olursa da arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz onu sabitleriz, açıklarız. İnsanlık hali. Çünkü yani bu kadar sıkışıklığın arasında video editlemeye zamanım olmuyor arkadaşlar. Yani çok zaman alıyor bunları hazırlaması, yüklemesi, kanala yüklemesi olsun, çekimi olsun. Ya da işte çekimde fazla vaktinizi almasın diye bazı noktaları daha öncesinden yazmaya çalışıyoruz. Olduysa sürçülisan ettiysek affola. Fark ederseniz şayet yazarsanız yorumlarda biz de arkadaşlar belirtiriz, açıklamasını yaparız. Şimdiden teşekkürler. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bütün derslerinizde başarılar diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Fiyemenillah ilel liga ma'asselame.